Bir zamanlar kış aylarının vazgeçilmezi olan odun ve kömür, doğal gazın yaygınlaşmasıyla birlikte neredeyse tarihe karıştı. Eskiden yaz aylarında yoğun talep gören ve stoklanmak için sıraya girilen bu katı yakıtlar günümüzde artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Özellikle şehir merkezlerinde doğalgazın hemen her eve ulaşmasıyla odun ve kömür kullanımında büyük bir düşüş yaşandı. Kış ayları geldiğinden dolayı oduna ihtiyaç oldu. İnsanlar odun almak için çalışıyor ama yüksekler, fiyatlar pahalı. 6 milyon odunun tonu, 8 milyon kömürün tonu insanlar almakta zorlanıyor. Ancak kırsal kesimlerde ve şehrin doğalgaz tesisatına uygun olmayan ücra mahallelerinde bu geleneksel yakıtlar hala bir seçenek olmaya devam ediyor. Artışta olmuyor doğalgaz olduğundan. Sadece biz kırsal kesimlere, köylere satıyoruz odun. Şehrin hemen hemen %70'i. %80'i doğalgaza geçti yani. O da olmazsa odun yetiştiremeyiz zaten. Odun ve kömür kullanımının sürdüğü bölgelerde, yakıt temin eden işletmelerde taleplerin ciddi şekilde düştüğünü ifade ediyor. Genelde kesilir alır. Evlerde kıracak yer olmadığından, yoksa tüm odun olursa ucuz olur da tüm odun almıyor insanlar. Çünkü evde kıracak imkanları yok. Geçen seneye göre %100 artmıştır odun fiyatları. Kömür %50 arttı. İşte talep çok olunca kömürde hiç kontrol yok. Herkes istediği gibi zam yapıyor yani. Kimse bir şey demiyor. Biz de bu arada zor durumda kalıyoruz. Vatandaşlar yüz yüze kalıyoruz. Yani. Odun bulunuyor. Fabrikalar, Usunta fabrikaları çokça odunu talep ettiğinden yükseliyor yani. Yoksa odun ondan pahalanıyor. Usunta fabrikaları var. Onlar çokça odun alıyorlar. Çok yüksek fiyatlara. Odun ondan pahalanıyor yani.